Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf göreviyle kullanılmamıştır? A'da yıllar yılı aradım ben hep o güzeli cümlesinde aradığım fiilimiz ve ne zaman aradım diye sorsak hep cevabını veririz. Her zaman anlamında kullanılmış çünkü. O nedenle buradaki bizim zaman zarfımızdır. B'de şimdilerde nedense kendimi yorgun hissediyorum cümlesinde hissediyorum fiilimizdir. Ne zaman hissediyorum diye sorsak şimdilerde cevabını veririz. Yine zaman zarfımızdır. C'de aşk çok eskiden dinlediğim acı bir türküymüş cümlesinde ise türkü bir isimdir ve nasıl türkü diye sorsak acı cevabını vereceğimizden buradaki sıfatımızdır. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. Rüyamda yapayalnız kaldım günlerce cümlesinde kaldım fiilimizdir ve nasıl kaldım diye sorsak yapayalnız cevabını vereceğimizden bu da durum zarfımızdır. E'de bir teselliyi fazla görme ömrüme cümlesindeyse görme burada fiilimiz. Ne kadar görme diye sorsak fazla cevabını vereceğimizden buradaki miktar zarfımızdır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf değildir? Bülbül ne gezersin Çukurova'da dizesinde ne soru sözcüğünün yerine bunu kaldırıp niçin getirebiliyorsak soru zarfımız olur bülbül niçin gezersin Çukurova'da şeklinde aynı anlamı sağlayacak bir soru elde ettiğimizden bu soru zarfımızdır. Belki eşin arar şeklinde devam eden dizede ise olasılık, ihtimal, kesinlik bildiren sözcükler fiile nasıl diye sorduğumuzda cevap alamasak bile durum zarfı olarak karşımıza çıkar. Kendi sözcüğü ise dönüşlülük zamirimizdir. O nedenle zarf değildir. Ötme garip garip dediğimizde ise nasıl ötme diye sorsak garip garip cevabını veririz ve bir fiile sorduğumuzdan bu soruyu durum zarfımızdır. Beşincide ise gönül şen değil şeklinde kullanılan aslında olumlu yaparsak gönül şendir şeklinde gelir ve bir ek eylem almış isimdir. O nedenle doğru cevabımız 3 ve 5 ile en seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarf ile sağlanmıştır? A seçeneğinde bu kadar problemi görüp de hiç önlem almadın mı cümlesinde mımi soru edatıyla sağlanmış soru anlamı. B'de ise hangi gün şeklinde gelmiş soru. Gün bir isimdir ve hangi soru sözcüğü bir isme sorulduğundan burada da soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. C'de ne kadar soru şeklinde gelir bizim soru anlamımız ve soru bir isimdir. Ne kadar soru sözcüğü de bir isme sorulduğundan yine soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. D'de ise kaç defadır söylüyorum neden beni dinlemiyorsun şeklinde soru anlamı sağlanmış. Dinlemek bir fiil olduğundan neden soru sözcüğü bir fiile sorulduğunda soru anlamı zarfla sağlanmış olur. Doğru cevabımız geldi. Ancak E'ye de bakalım. Cebinde bizden sakladığı ne vardı diye gelen bir soruda ne soru sözcüğünün yerine bir isimle ya da bir zamirle cevap verebiliyorsak soru zamirimizi oluşturur. Cebinde ne vardı diye sorduğumuzda mesela telefon vardı ya da şu vardı şeklinde isimle ya da zamirle cevap verebileceğimizden burada da soru anlamı bir zamirle sağlanmış olur. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneğidir deriz. Bu dizelerde altı çizili sözcükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yalnız sözcüğünün kökü yalındır ve kesinlikle isim köktür. O nedenle E'yi eleriz yalından yalınız şeklinde isimden isim yapım eki alır ve bu nedenle de aslında türemiş bir kelimedir. Türerken de buradaki ı sesimiz düştüğünden ünlü düşmesi de yine mevcuttur. Ardından kalmak şeklinde bir sözcüğümüz gelmiş ve burada fiilimsimizdir aslında kalmak sözcüğü. Nasıl kalmak diye sorsak yalnız kalmak şeklinde cevap alacağımızdan buradaki durum zarfımızdır zarf görevinde kullanılmıştır ancak fiili değil bir fiilimsi durum yönünden belirttiğinden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır? A'da ben güzel günlerin şairiyim derken gün isimdir ve nasıl gün diye sorsak güzel cevabını alacağımızdan buradaki bir sıfattır. B'de güzel düşün derken düşünmek bir fiildir ve nasıl düşün diye sorsak güzel cevabını alacağımızdan nasıl sorusunu bu defa fiile sorduğumuzdan zarfımızı buluruz. Doğru cevap geldi ancak diğerlerine bakalım. C'de beni bu güzel havalar mahvetti derken hava yine isimdir ve nasıl hava diye sorsak güzel cevabını alırız. Nasıl sorusunu bir isme sorduğumuzdan yine buradaki sıfatımızdır. DD ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde derken buradaki güzel bir kavramı karşılayacak şekilde verildiğinden ismimizdir. ED ise seni düşünmek güzel şey dediğimizde şey bizim belgesiz zamirimiz bir ismin yerini tutan sözcük. Nasıl şey diye sorsak güzel cevabını aldığımızda sıfatımız olur bizim. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olmalı. Bu dizelerde geçen altı çizili ikileme tür yönüyle aşağıdakilerden hangisine örnektir? Elimden tut yoksa düşeceğim yoksa bir bir yıldızlar düşecek derken düşecek burada bizim fiilimizdir ve nasıl düşecek diye sorsak bir bir cevabını alırız. Nasıl sorusunu bir fiile sorduğumuzda alacağımız cevap durum zarfımız olur bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği demeliyiz. Bu cümlelerde numaralanmış sözcükler aşağıdaki zarflardan hangisini örnek oluşturur? Yazın Adana'nın sıcağından bunalmamak elde değil cümlesinde bunalmamak fiilimizdir ve ne zaman bunalmamak diye sorsak yazın cevabını alırız. Bize zaman zarfımızı verir. Bu yüzden insanlar bu dönemde yavaş yavaş şehri terk ederler kısmındaysa terk ederler yine fiilimizdir. Nasıl terk ederler diye sorsak yavaş yavaş cevabı bize durum zarfımızı verir ve şehirdeki nüfus oldukça azalır kısmındaysa azalmak fiilimizdir. Ne kadar azalır diye sorsak oldukça cevabını alırız. Bu da bize miktar zarfını vereceğinden doğru cevabımız kesinlikle C seçeneğidir deriz. Bu dizelerde altı çizili sözcüğün tür ve görev yönüyle özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Burada niye sözcüğü Niçin anlamında kullanıldığından aslında bizim soru zarfımızdır. A seçeneğinde kaçıncı sözün şeklinde kullandığımızda söz bir isimdir ve kaçıncı sözcüğü bu isme sorulduğundan sıfattır. B'de hangi mevsim derken de yine mevsim bir isimdir ve hangi soru sözcüğü bir isme sorulduğundan yine burada soru sıfatımızı verir. C'de nereye savrulur bakışınla şu gönlüm cümlesinde. Nereye sözcüğüne bir isimle ya da bir zamirle cevap verebiliriz. Mesela şuraya savrulur şeklinde. Bu nedenle buradaki D soru zamirimizdir. D'de sensizlik gözümde uyku mu bıraktı dediğimizde. Mımi ile sağlanmış soru anlamı ve buradaki bizim soru edatımız olur. E'de ise niçin ağlarsın şeklinde kullanabiliriz biz buradaki ne soru sözcüğünün yerine niçin'i getirerek o nedenle buradaki yine soru zarfımız olacağından doğru cevabımız E seçeneğidir deriz. Zarflar sadece fiilleri, fiilimsileri ve sıfatları değil, kendi türünden sözcükleri de üstünlük, aşırılık gibi derece bakımından belirtebilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevli bir sözcük bir zarfı derecelendirerek kullanılmıştır? A seçeneğine bakalım. Böyle iyi bir insan derken insan isimdir ve nasıl insan diye sorsak iyi cevabını veririz, sıfatımızı oluşturur. Ayrıca buradaki böyle sözcüğü de böyle iyi anlamında değil, böyle insan anlamında kullanıldığından, yani bir ismi belirttiğinden yine sıfatımızdır. B'de ise birkaç küçük odun parçası kısmına bakalım. Odun parçası burada bizim isim tamlamamızdır ve nasıl odun parçası diye sorsak küçük cevabını veririz, sıfatımızı oluşturur. Buradaki birkaç sözcüğü ise birkaç küçük şeklinde değil, birkaç odun parçası şeklinde verildiğinden yine sıfatımızı oluşturacaktır. İsim tamlamasını belirtir çünkü. C'de ise iş yoğunluğundan güzeller güzeli evladına pek vakit ayıramıyordu cümlesinde vakit ayırmak anlamca kaynaşmış bir fiildir. Ve ne kadar vakit ayıramıyordu diye sorsak pek cevabını veririz. Buradaki bizim miktar zarfımızdır. Derecelendirme anlamıyla kullanılmamıştır. D'de ise Anlattığınız konuyu çok iyi anladım cümlesinde anlamak fiildir. Nasıl anladım diye sorduğumuzda iyi cevabını veririz, durum zarfımızı oluşturur. Ne kadar iyi anladım dediğimizde ise buradaki çok sözcüğü durum zarfını derecelendirmek için kullanılmış derecelendirme zarfımızdır. O nedenle doğru cevabımız geldi ancak E'ye de bakalım. Söylediklerimi güzel yaz ki evde çalışırken çok sıkıntı yaşama kısmında yaşama yine fiilimiz ne kadar yaşamı diye sorsak çok cevabını veririz. Buradaki yine bizim miktar zarfımız olacak ve bir fiili belirtme amacıyla kullanılmış olacağından doğru cevabımız kesinlikle D seçeneğidir demeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde bir sözcük kullanılmamıştır? A'da söylediklerinle beni çok kırdığının farkında mısın cümlesinde kırdığının şeklinde kullanılan sözcüğümüz fiilimsidir ve ne kadar kırdığının desek çok cevabını alacağımızdan buradaki bizim miktar zarfımızdır. B'de yaptığım tüm yanlışların sorumlusu ben değilim ki cümlesinde zarf görevli herhangi bir sözcüğümüz yok. C'ye bakalım. Seni sevdim gönülden, anlamadın dilimden derken sevdim fiilimizdir ve nasıl sevdim desem gönülden cevabını alırım. Yani yine bir durum zarfımız mevcut. D'de artık yaşadıklarımızı değil yaşayacaklarımızı düşünmek lazım cümlesinde. Artık sözcü nasıl sorusuna cevap verecek şekilde gelmese de olasılık, kesinlik, yineleme gibi ifadelerin durum zarfı kabul edildiği gibi yine artık sözcü de durum zarfı kabul edilir. E'de ise olayın böyle sonuçlanacağını ben bile tahmin etmemiştim cümlesinde sonuçlanacağını şeklinde gelen bir fiilimsimiz mevcut. Nasıl sonuçlanacağını diye sorsak böyle cevabını alacağımızdan durum zarfımızdır. Doğru cevabımız kesinlikle B seçeneğidir deriz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi belirteç yani zarf göreviyle kullanılmıştır? Yazım, aşkında, yalnızlık, yalnızım gibi sözcükler burada bir kavrama karşılayacağı için isim göreviyle kullanılmıştır. Ancak böyle sözcüğünden sonra bir fiil gelmiş ve ben bu fiile nasıl yazılmış diye sorsam böyle cevabını alacağımdan durum zarfını verir. Farklı olan biri olduğundan doğru cevabımız A seçeneğidir deriz.